Yani Kaan'a ben şaşırdım böyle demesine. Dün sanki seni tanımak istemiyormuşçasına nasıl böyle bir anda şey yaptı ki? Ben onun gözlerine baktım, anladım zaten arkadaşlar. Niye net olmuyorlar, anladın mı? Ben çok ve net seni biliyorum. Şu an aşkım ne Fero'da var gözü ne Kaan'da var. O şu an Talha'yı beğendi, tatlı buldu, tanımak istiyor. İnceliyor. En azından diğerlerinden farklı hayat. Net en azından. Çocuğun bazından başka bir şey çıkmadı. Aynen öyle. Niye tanımayayım? Arkadaş olarak yakıştınız başta tanıyabilirim yani ama onun tarzını değiştireceğim. Ya şu an bence herkesin kafası çok karışık. Kankacığım. Ve bir mücadele içinde. Bak bakma şimdi bir yerde okey aşk bir yer, hoşlanma, flört bir yerde, yarışma kafasına da artık insanlar yavaştan girmeye başladı. Bir de sona yaklaştık ya. Aynen öyle. O yüzden şu an o kadar tetikte olman lazım ki güven konusunda. Anladın ben mı? Ben Talha'yı tanıdığım kadarıyla gerçekten iyi bir çocuk. Harbiden iyi. Yok, beyefendi. Evet Talha'nın zaten sonradan geldi. Yani bayağı bir sonra hatta gelmiş oldu. Hiç öyle şeylerde gözü olacağını sanmıyorum. Gerçekten hoşlandığını ve flört ilişki yaşar o yani. Şu an hiç prim peşinde, emin ol şu evde en az prim peşinde koşan insan odur herhalde yani. Ama diğerleri hep bir şüpheli. Bana şahsen Kaan samimi gelmeyecek. Çünkü neden gelmeyecek? Aşkım gördük zaten. Aşkım yorumlarının altında, fotoğraflarının yorumlarının altında şey gibi hani dil kağı falan inadına yazmışlar. Bak yapacağından demiyorum. Rümeysa zaten gram bir şey hissetmiyor, o belli de. Ama böyle ne hikmetse dedirttiriyor, anladın mı? Niye Dilara dedirttiriyor yani? Şaka gibi ya. Ferhat çok alakasız bir isim bu arada. Aşkım Ferhat ben duydum, manalandıramadım ulan dedim. Ben hani acaba duydum? Yalan haber mi falan filan. Nereden duydun? Kanka ben duyarım. Duydum. Söylemiştim. Kuşlar falan fısıldıyorlar arada böyle. Dedikodu yapmayı severim biliyorsun. Dedikoduların arasında geçiyordu öyle. Aa dedim Fero Lara'ya yürüyecek ya falan filan. Yok o çok şey bir isim. Dün şey de söyledi Fero. Kaan biz Fero üçümüz oturuyoruz muhabbet ediyoruz. Dedi ki ben dedim ki yeni gelen kız hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel kız dedi. Sonra ben dedim ki dedim. İşte Fero ile ikisi destekli bir şekilde. Ne o söyledi ne o söyledi. İşte yeni birinin ismi gelince, yeni biri gelince bir adım geri atıyorsun falan filan gibisinden de konuştu. Herkesin kafası, yani? Bak senin gibi değil, herkesin kafası karışık. Sen pol böyle mi poz veriyorsun? Nasıl? Aynen genelde şu. Bir dakika. Ama herkes de aynı durmuyor işte pozlar. Ne kadar değişik fizik. Fizik. Ne fizik. Yapalım burada mı oturalım? Burada oturalım hayatım. Ne düşünüyorsun? Senin taliplerin arttı. Aşkım. Kısmetin arttı yani senin. O kadar samimiyetsiz geliyorlar ki bana. Ne geliyorlar? Çok samimiyetsiz geliyorlar. Öyle mi? Bazılarına da kız evet. Çok en samimi gelen hangisi? Yok abin hariç canım. Abin yeni geldi senin. En samimi gelen kim oluyor? Şu an Talha oluyor Talha yani. Oluyor. Kimseyi tanımadığı için. Talha zaten direkt bir tek isimle geldi buraya. Evet. O da sensin. Üç isim dedi ama. Diğerleri şoktayım. O kadar kötüyüm ki. Yani. Ne? Ay kötü olmuş. Gerçekten başım her yerim. Aşkım nasıl değil? Kullanılan ithamlara bakar mısın? Çok yanlış. Şey dedin, Dilara'yı tanımak istemiyorum dedin. He, çünkü daha aynı kolay. Bunu seninle aslında bilmiyorum fazla alakası var mı? İstediğini yapabilirsin, bunu zaten biliyorsun. Asla karışmam. Ama hani böyle görümce, takımı giymişiz gibi. Hmm. Hani böyle manalı şeyler, anladın mı? Yok. Biraz gayet yok bana ha, biraz şey. Sana göre. Aynen. Ben hani Murat'ı falan dedim abi bu normal mi? Bilmiyorum normal. Hani. Normal. Tabii ki de böyle. Normal. Yok, hani böyle takım aynı giymişiz. Sen beni tanımıyor musun? Ben söylüyorum böyle. Ben öyle hiç dedim diye çocuğa aşık mı oluyorum? Yok kan? Tabii değil ama düşünce hani biraz tuhaf oldum yani. Bilmiyorum normal değil mi bu? Yani ben sana demedim ben çaba görmek istiyorum doğru, diye. Evet, hemen pes ettin sen o zaman. Ben senin samimiyetine inanmıyorum tamam Kaan. Tamam da ama birden yani hani böyle şey yapınca pozitif hani ben seni beklerken günaydın da. Tamam gelseydi senle de konuşacaktım aynı ses tonunda. Tamam yok ben seni beklerken hani o bir an araya gidince şov Allah Allah dedim hani dedim biraz ağır olursun herhalde sandım. Hani böyle bir ağır konuşursun falan da birden pat diye şey yapınca Allah Allah. Hani Nihil'e böyle görümce dedin, Oğuz'a şey deyince
Birazdan geliyoruz beraber. Anladın mı? Biraz şey oldum böyle orada. Sonra hemen pes ettin. Ya pes etmeyi de yani... istemiyorum. Ya moralim bozuldu yani. Ferhat'tan, Ferhat'ın dediklerini duyduktan sonra ya da... Ferhat'ın dedikleri yok. Ne öyle? Ferhat... Oğlum siz yakın arkadaş değil misiniz Ferhat'la? Ne dedi ki? Ferhat sana hiç söylemedi mi benim hakkımda düşüncelerini? Niye burada başkalarını söylüyor, başkaları gelip elde patlatıyor bunu? Ferhat ne dedi ama şu an ben onu tam anlamadım. Kötü Dilara'ya şey aşık, Dilara'yı istiyorum. Ya yok, onu gırgına dedi ya, onun alakası yok ki. Onu hatta tam çok önceden dedi. Tamam sen beğendiğini hissettim. Çok... Bir dakika, sen beğendiğin çok... kadının nasıl oluyor da yakın arkadaşının tamam. Bu kadar rahat konuşmasına izin veriyorsun sen? Ben sorsana Ferhat'a ne dedim ona dedikten sonra. Ne dedin? Sonra kendisine. Dedim bak Ferhat, yanlış yapıyorsun dedim. Çünkü ben ona demiştim hani Dilara'ya şey olacağım diye, yürüyeceğim diye falan. Dedim Ferhat bak yanlış yapıyorsun kanka yapma. O da kanka şaka yapıyorum. Şaka yaptım özür dilerim dedi bitti. Ama bu çok önceden de. Bu lan, nasıl bir şaka? Tamam dedim işte zaten yapma dedim bak kanka yapma. Ben sizin samimiyetinize inanmıyorum açıkçası. Ya Dilara o sana kalmış. Ben onu dedim. Ferhat dedim bak Ferhat yapma böyle olmaz. Hani anladın mı? Şaka yaptı ya yine de yapma. Bunun şakası bak ya, ben yine böyle bir durumun içerisine düştüm. Bunun evet, şakası doğru. Bile kötü. Kötü zaten. Dedim ama zaten onu yapma diye Ferhat böyle olmaz diye. O da ondan sonra bıraktı. Şu zaten Murat gibi konuyu açtı. Yoksa öyle bir şey olmayacaktı zaten. Anladın mı? Öyle bir şey benim kulağıma zaten. Gelsin gelecekti. Gel. Gelsin tamam. Beyza'nın ona... kulağına zaten gelmiş böyle bir tamam, haber. Tamam geldi. Ben ama dedim ona zaten orada. Kanka hayır, bak böyle nasıl, bir şey yaparsan hayır, dedim. Hayır sende nasıl bir rahatlık görmüş de. Orada açıyor Murat okuyor. Diyor ki Dilara'yı seviyor. Seviyormuş, susuyor, gülüyor böyle. Sen de yanındasın, tepki göstersen beni istemiyor musun? Tamam da Dilara, ben onu zaten... Benimle konuşmak istemiyor musun sen? Tamam, ben onu önceden... Niye sakin kalıyorsun sen? Tamam, ben onu önceden dedim orada. Bundan daha önce dedim, yapma diye. Bu konu açıldı ya şimdi yine. Ben orada ne deseydim? Kimin ne haddine? Hani şimdi ben desem, yapma etme diye. Ben senin şu an bir şeyin değilim. Bana orada dese, sana ne, sen bir şey olmuyorsun. Veya sen de diyebilirsin. Tamam da canım sorun o değil. Sorun senin Ferhat'la yakın olman. Benim ne dilim? Ben kendime arkadaş buldum. Bugün parkata gittik. Yapma. Kendime arkadaş buldum. Kaptırma ara sıra ben de gidiyorum. Ya baksana şunları ya. Çok iyi ya. Ben dedim Ferhat böyle yapma bak yanlış. Ben onu almayacağını demiştim. Bak ben Dilara yürüyeceğim diye. Daha iyi anlar diye anladı zaten de. Okey dedi bir de yapmayacağım. Bitti. O konu orada bitti. Şu an onu Murat açtı yine. Magazinde. Başka hiçbir şey yok bunda. Anladın mı? Onu zaten demiştim ona bak yapma diye. Hatta Bat da biliyordu. Böyle şaka yapmadın Ferhat. Bu yani konu. Yani bilmiyorum Kaan. Sen niye bozuldun ama onu anlamadım ben. Bozuldum şeye bile anlamadım mesela. Tamam, yok bir şey demedim diye mi bozuldun? Konu o değil, konu yakın arkadaşın bu rahatlıkla şaka yapması. Ama bak ama dedim ben sana. Belki de gerçek, niye bu kadar savunuyorsun diyorsun şaka? Belki de gerçek, savunmuyorum. Ne kadar tanıyorsun? Ağzını payını dedin mi bak ben Ferhat dedim, yapma dedim. Dedim bitti konu orada bitti şu ama an. Ferhat gelsin beraber Ferhat'la konuşuruz. Ben bilgilerin yanına gideyim. Biz yine bunu konuşacağız yani çok. Anlamadım. Değişik bir muhabbet. Böyle muhabbetlerin içinde olmak istemiyorum ya. Anlamadığım konu senin yakın arkadaşın. Nasıl izin verebiliyorsun böyle bir şaka yapmasına? Hayatım sen demiştin bu cümleyi. Burada kimseyle arkadaş değil. Muhabbetini ya, sen demiştin. Evet. Olabilir ya. De niye bunu şaka diye çeviriyorsunuz? Bir şey gülüyor. Niye sesini çıkarmıyor gülüyor mesela? Sen de oradaydın. Şaka falan değil ya. Bir gün önce Öykü Hanım'a dedi ki burada dedi. Önce yeni kız dedi, sonra dedi ki hayır buradan birisine yürüyeceğim dedi. Şimdi de böyle bir şey açıkladı, şakaya vurmasınlar Allah aşkına ya yani. Yani sürekli adın geçen bir şey çıkıyor şu anda. Sinirlendim, ne kadar olumlu olmuş. Şöyle söyleyeyim, sürekli adın geçen bir şey çıkıyor ve ister istemez hem yeni geldim, yeni tanışma yoluna girdik. Girmedik daha. Yani tanışma yoluna girdik dediğim. Bir tanışma yolu değil mi? Şimdi o tam öyle olmuyor ama... Tabii ön tanıma. Ön tanıma yolu. Bu ön tanıma yolu bir dakika. Evet haklısın gerçekten çok olaylı yani. Ben... Yani evet bir anda olaylı. Ben çok sinirlendim bu duruma yani. Bence de haklısın. Hoş değil ya. Çünkü şey olduğu böyle iğrelti olduğu çok belli oluyor. Hani yalan kim olduğu çok belli. Kim onlar yakın arkadaşsa Kaan der. Ben... Kaan demiş zaten, önceden de demiştiniz. Ferhat'ın böyle bir şey yapmaması lazım. Kaan'ın da buna böyle gülmemesi, sessiz kalmaması müsaade lazım. Müsaade etmemesi lazım. Ya erkek dediğin mi Allah aşkına?
yumruğunu masaya vuracak yani. Hayırdır sen? Kimsin benim yöneleceğim kadına şaka yapıyorsun? Aynen. Bu derece. Uzun zamandır eril enerjiyle karşılaşmadığım için yorum yapamıyorum. Sürekli dişil enerji gördüm karşımda. Ben çok trip yedim. Çok yani ya. Ben ne trip yedim ben ne? Ben gideyim izin alayım da azıcık Beyza'yla uğraşayım. Olaylı biraz durulmak istemiyorum. Yorulacak. İstemiyorum. Bilmiyorum artık. Nasıl bilmiyorum artık. Ooo her şeyden ya, yoruldum. Ben yoruldum. Ulaşım ben ya. Yoruldum demedim. Ama gerici olduğunu ilk söylediğim şey bu oldu zaten. Ya bu süre böyle devam edecek işte. Sabır tam mı? Böyle olayların üstüne geldin kanka. Onu fark ettim. Denk geliş oldu yani. Sonra. Aynen. İlk geldiğim gün zaten. Nereye düştüm ben dedim ya. 3 gün oldu geleli düşsene ya baksana. Oo bayağı olmuş şey ya. Oturuşun. Bayağı olmuş. Kalkışın Berk'e benziyor. Berk kim? İnşallah huyum benzemiyor. Ha. Berk kim? Berk bizim vardı kanka. Gelen Berk mi? Benziyor mu sence Berk'le? Oturuşları abinin? Falan konuş. Hiç bildiğim bir karakter değil. Duruşların falan. Merak ettim. Artık izlemiyorum. Sen biraz daha konuşkansın ama. Evet evet. Hı-hı. Bu arada abi, benzemiyor. Beni şu an konuşkan olarak görüyorsan iyi yani. Niye bir şey demedim diye sana orada dedim. Ben Ferhat'a zaten önce demiştim. Abi şakalaştık. Aynen dedim bak o şaka yaptı. Sen zaten demiştin onun için ben Dilara asla tanışmam. Aynen ben dedim bak Ferhat asla. dedim. Ben bu şaka yaptı. Aynen. Zaten ona demiştim ben tanışacağım diye. Aynen. Bu şakanın altında gerçek varsa. Yok asla. Konuşacaktı zaten birazdan. Tamam sıkıntı yok. Konuşabiliriz. Yani öyle şey yok. Niye söylemiyorum? Abi söyleyecek bir şey yok ki yani bunu. Yok asla sen bana şey onu zaten yaptım. Dedin. Bunu bana zaten zamanda söylemiştin. Ondan sonra benim için zaten öyle şeyler zaten yasak benim dünyamda yani. Bunu Görkem demişti. Ferhat'la Bat Dilara'yı seviyor diye. Aşık olmuş bir şey demişti, gülmüştük. Ben sonra demiş misin? Demiş yok, o hoşlanıyor sadece demişti. Bu, o zaman biz dedik, aynen biz Dilara'yı seviyoruz. Nişti gani şu aynı, beni sak diyor. Hı? Onlar aynı işini yapma. Aynen, demiyorum bir şey. Ha, böyle bir şey var. Sen istiyor musun kızı? İstiyorum aslında ya. Ya aslında değil, istiyorsan savaşacaksın. Ha diyorsan, bilmiyorum, isteğimi neyse o zaman bakacaksın. Aa, beni bildiğimi istiyorsun. O zaman savaşacaksın. Merhabalar. Ne İki dakikanı alabilir miyim? Ya da bir dakikanı. Tamam. Bir olaylar dedikodu çıkmış. Ben demişim seni seviyorum falan filan. Hı. Öyle bir şey yok. Bu olay sana istersen detaylı anlatabilirim. Anlat. Toplantı günü oturuyorduk orada. Hı. Arkadaşım bir şaka yaptı. Ben ve Bat sana aşıkmışız. Ben bunu de dedim, kendiniz söylemişsiniz ama kendi ağzınızla dediğiniz için. Ben de dedim ki evet, ben de sonra dedim ki evet biz aşığız dedim bir araya, seviyoruz. Sonra dedim Kaan ne olacak çünkü bu da şipsiz yani. Ya diyor o hoşlanıyor daha aşık değil. Ha okey dedik, öyle güldük geçtik. Zaten bu bana erkenden zaten söylemişti. Bayağı erkenden söylemişti. Dedi ben Dilara'dan hoşlanıyorum falan filandı. Tamam dedim, benim zaten bu defter kapalı yani, ben asla Dilara'dan tanışmam. Yani kimse... Kaan öyle benim hakkımda bir şey düşünmeseydi sen bana yönelecektin o zaman. Ne zaman şimdi mi? Yani Kaan'ı öğrenmeseydin, Kaan'ın bana yönelmesini öğrenmeseydin yürüyecektin o zaman. Sanmıyorum çünkü senden yeni ayrılmıştım o zamanları. Kendi ağzına söyledin ya Ferhat. Ama onun şakasına vurdular, onu demek istiyorsun. Sen onu mu anlatıyorsun, ben seni seviyorum demişim, onu mu takıyorsun sen? Evet. Işte, hayır. Yakın arkadaşsınız. Bunun... Hayır. O... Peki bunun şakası hayır. Nasıl dönebilir erkekleri? Ben, onu ben sana erkekler söyleyemem. Duymuş, Beyza abi bile duymuş yani. Onu bunu ben söylemem, onlar bizimkine söyleyeceksin. Ben insan bak, diyorum. Dilara bak, ben insan demek istediğim ama... Ben bunu çok daha önceden söylemiştim. Bunu daha önce söylemiştim. Ben bunu dün olan değil bu olay. Aynen yapma diye bak hani falan. Aynen. O da zaten hemen dedi tamam benim için konu bitmiştir. Ben sana bunu anlatmaya çalıştım. Ben zaten dedim onu. Mesela yemeği dikmiş arkadaşlardan ondan sonra orada da yine. Ya sen Dilara'yı seviyorsun, o sen onu seviyorsun falan filan dedik. Aynen abi dedik, biz seviyoruz dedik. Peki burada sana sorulurken niye 2 metre uzanıp gülüyorsun hani? Ne, Murat okuyor oradan, magazin Mert diyor, okuyor. Hocam. Dilara'yı seviyormuş diyor Ferhat. Sen de 2 metre uzanmış böyle gülüyorsun. Yok, o başka bir şey gördük. Bununla alakalı. Onun alakası bir şeydi. Ya bak bana bakın. Sen bak kendini şu an çok akıllı zannediyorsun. Yok asla. Konu bu evren alakasız bir şey. Bu evren alakasız bir şey. Siz erkekle de huy herhalde böyle bir şeyleri inkar etmek. Yani seni tanışmam mı düşünüyorsun? Tanışmak istediğimi mi düşünüyorsun? Söylemişsin bilmiyorum. İşte kıza ayıp ya. Ben seni tanışmak istemiyorum ki ama. Tamam istemeyebilirsin. Bunu tamam. Söylemişsin ama. Kime söylemişim Dilara?
erkeklere söylemişsin, patlattılar işte ya. Abi onlar bana neler söylüyor her gün. Ve hepsine taksam... Ona dedin mi sen bakıyorsun? Hamburgerci de ben demişim ki ben dillere aşığım. Hamburger yerken yemek yemek değil. Akıllı arkadaşlarımız kendi kendine kaşınıp ortaya bir şey atıp gülüyorlar. İyi dedim abi biz hepimiz aşığız dedim. Hani nereden gittim. Çıktı mesela bu? Onu ben bilemem. Oraya ben karışamam. Çıktı. Konu herhalde bak konuşuyorduk. Kaan sen ne yapacaksın diye falan. Ben dedim dilereye şey yönelirim falan. Sanki. Ondan sonra öyle bir şey çıktı yani. Hani bu dedi o dedi. Saçmala yani bayağı saçma. Hani belki... Şaka o zaman yaptınız burada. Ya ben tabii değil, ciddiydi bak. Ki. Atın bana söyledi ki ben dilereden hoşlanıyorum falan filan. Peki sen dün mü ondan önceki gün bilmiyorum. Kritikte dedin ki bu evde gidebileceğim biri mi var, beğendiğim biri var sende. Hayır onu Ökhan söyledi, bana gördüm dedim, var mı yok mu dedim. Var dedin. Kim o isim? Yok. Sen değilsin Dilara. Ama sen değilsin ama zaten, ama yok. Ay ben zaten olmayayım yani. Mesela çok meraktan hiç, mı soruyorsun ben yani? Ben hiç olmak istemiyorum zaten merak bu duruma, hiç düşmek zaten. İstemiyorum. Yok estağfurullah, olmaz merak etme. Bitsin. Senin bu ara kafan şeydeki, başındaki yavaş yavaş sıkıntılar bitsin. Güzel olur. Senin için istiyorum aslında bunu biliyor musun en çok? Hani çünkü yorulmuşsun görüyorum bunu. Ama burada yorulmuşsun. Burada bir dakika dışarıda burada değilim. Konuşuyorum ya. Hı-hı. Kafam doluyor bunu. Mesela programdan sonra eve gitsem kafam da bilerek unutuyorum. Hı. Hatırlamıyorum. Unutabiliyor musun? Unutuyorum. Güzel başarı. Onu gerçekten unutuyorum. Çok sağlam unutuyorum yani. Bu bir başarı bu arada ama yani evin içerisinde geçirdiğimiz zaman çok fazla. Bunu da hesaba katıyorum. Çözülür. Rahat ol. Bunu diyen kişi. Rahat ol diyen kişiye bak. Ay çok rahatsın gerçekten şu an. Oturumam hariç değilim aslında. Koltuk kadar değilim. Şaka gibi şu an. Kısmetsiz olur evinin en beğendiğim özelliklerinden biri de koltukların gerçekten rahat olması bu arada. Evet. Sen ne diyorsun? Evet, bence de. Ya bıktım yemin ederim ki bıktım. Dara. Bıktım herkesten ya. Canını sıkma gel, geçelim. Yalnız mı kalmak istiyorsun? Evet. Gel. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam, sen bilirsin. Ben ne merak ediyorum biliyor musun? Nasıl böyle devam edecek? Şaka bir yana gerçekten diyorum. Böyle... Bilmiyorum ben gerçekten merak ediyorum nasıl olacak bu iş. Dilara gelsene. Yalnız kalma buraya gel. Biz gelin ya.